Söz İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Akif Hamza Çebi'ye aittir. Buyurun Sayın Hamza Çebi. Süreniz 30 dakikadır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu ve ekranlardan bütçe görüşmelerini takip eden bütün vatandaşlarımızı, izleyicilerimizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bütçe görüşmelerinin hayırlı olmasını diliyorum. Değerli milletvekilleri, 2022 yılı bütçesini görüşüyoruz. Ancak 2022 yılı gelmeden bu bütçenin dayanmış olduğu bir takım varsayımlar şimdiden çökmüş durumdadır. Örneğin 2022 yılı için enflasyon hedefi %9.8'dir. Bu hedef şu anda çökmüştür. Yine 2022 yılı kur varsayımı 9 lira 27 kuruştur. 2014 yılı kur varsayımı da 10 lira 27 kuruştur. Şu an kürsüye gelirken kur 17 liraya gelmişti. Bu nedenle bu bütçe yasalaşacak, öyle anlaşılıyor. Ancak ondan sonra ek bir bütçe teklifinin getirilerek süratle yeni rakamlara göre bu bütçe kanunu cetvellerinin, gelir cetvelinin yeniden düzenlenmesi gerekir. Değerli milletvekilleri, kur ve faizdeki son gelişmelerden sonra ekonomimizin öteden beri var olan sorunları çok daha ağırlaşmıştır. Bu sorunları çok kısaca özetlemek istiyorum. Birincisi, Türkiye ekonomisi 2017 yılından bu yana çift taneli enflasyon yaşamaktadır. Enflasyon artık %20'lerin üzerine çıkmıştır. TÜİK'in bastırılmış enflasyon rakamları dahi bu gerçeği gizlemeye yetmemektedir. İkincisi, en az enflasyon kadar önemli bir konu, enflasyonun düşeceği yönünde bir beklenti yoktur. Tam tersine, beklentiler enflasyonun artacağı yönündedir. Üçüncüsü, Türkiye ekonomisi sürdürülebilir yüksek büyüme ortamına sahip değildir. Türkiye ekonomisi potansiyel büyümesi olan %4-4,5'luk büyümeyi bile çok zaman gerçekleştiremeyecek bir ekonomik tablonun içerisindedir. Türkiye ekonomisinin büyüme meselesi son derece önemlidir. Şu an milli gelirimiz 2008 yılının gerisine gitmiştir. Ve Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçildiği 2014 yılından bu yana milli gelirimiz azalmaktadır. Kişi başına gelirde durum farklı değildir. Kişi başına gelirde de Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olduğu 2014 yılından bu yana düzenli bir azalma söz konusudur. Şu an 7 yıl öncesinin kişi başına gelirine sahibiz. Kurdaki bu gelişmeler sonrasında 2022 yılında geriye gittiğimiz yıl, demin 2008 yılının öncesine gittik diyordum, belki 2006'ya 2005'e gideceğiz. Öyle gözüküyor. Şu andaki tablo öyle gözüküyor. Uluslararası kredi notumuz yatırım yapılabilir ülke seviyesinin 3 ve 5 kademe altındadır. 3 derecelendirme kuruluşunun Türkiye değerlendirmelerine baktım. Birisinde 3 kademe altındayız, birisinde 4 kademe altındayız, birisinde 5 kademe altındayız. Tehlike eşiğine 1-2 kademe kalmış. Yani 1-2 kademe sonra Türkiye ekonomisi küme düşecek. Türkiye ekonomisi borçlanmakta zorluk çekecek, borçlanamayacak. Kredi risk primi dediğimiz prim, kredi notumuz son derece düşüktür. Şu anda 521'dir. Bunun anlamı, Türkiye yurt dışı piyasalardan dolar cinsinden borçlanacağı zaman dolar cinsinden %7,5-8 oranda faiz vermesi demektir. Dünyada faizlerin, reel faizlerin düşük olduğu, sıfır olduğu bir süreçte Türkiye ekonomisinin %7,5-8 faizlerle borçlanması asla kabul edilemez. Bu bir açmazdır. Değerli milletvekilleri, tablo budur. Şimdi Türkiye ekonomisinin dünya sırası içindeki yerine bakalım. 2000'li yılların başında Türkiye ekonomisi dünya sırasının %0.8'ini gerçekleştiriyordu. 19 yıl geçmiş aradan, bugün yine %0.8
8'ini gerçekleştiriyoruz. 0.8, 0.8. Elde var 0. Arada artan yıl yok mu? 2008-2013 yılında artmış ama Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olduğu 2014 yılından bu yana Türkiye'nin dünya hasılası içindeki payı yine azalmaya başlamış. Yine ülkeler itibariyle kişi başına gelir yönden yapılan sıralamada 2002 yılında Türkiye 75. sırada, şimdi de 76. sırada, bir sıra daha düşmüş. Arada iyileşme yok mu? Olmuş. 2008-2013 döneminde bir iyileşme var ama Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçildi 2014 yılından bu yana burada sürekli olarak geriye gitmişiz, kötülemişiz. Şimdi ne diyor Sayın Erdoğan? Ülkemizi 74 yıllık IMF reçetelerine mahkum etmeyeceğiz. Bir ekonomik program açıkladık diyor. Aslında ortada bir ekonomik program falan yok. Bir dağınıklık var sadece. Ve bunu şöyle takdim ediyor. Ülkemizi 74 yıllık IMF reçetelerine mahkum etmeyeceğiz. Sonra söylüyor. Türkiye'nin çıkarları yerine küresel faiz lobilerinin çıkarlarını savunanlar milli olamaz. Bu düzeni, sistemi eleştirenleri, bizi yani küresel faiz lobilerinin çıkarlarını savunan kişiler olarak değerlendiriyor. Başka ne diyor? Başka birçok şey söylüyor. Efendim, iktisat ve siyaset mandacıları diyor. Evet, mandacılar diyor. Şimdi bir bakalım, yani bu laflar doğru mu? Bir bakalım, bir bakalım. 1 Mart 2003 tezkeresi günlerine gidelim. Z kuşağı bunu bilmez ama onları hatırlatmayı bir görev sayıyorum. Z kuşağı her şeyin farkında, her şeyi biliyor. Ama bu tarihi geçmişi bir hatırlatmakta yarar var. AK Parti yeni iktidar olmuş. Yeni iktidar olmuş. Amerikan askerleri Türkiye topraklarını kullanarak Irak'a girecekler. Saddam'ı devirecekler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin izin vermesi gerekiyor. AK Parti'nin ileri gelenleri Amerika'ya gittiler. Bush'la pazarlık yapıyorlar. Başkan Bush'la para alacaklar. 128 milyar dolara bile çıktı bu iddialar. Para alınacak. Ne yapılacak? IMF programı uygulanıyor. Önceki hükümetten kalmış. IMF Türkiye'den kovulacak. AK Parti seçim bildirgesini yazmış bunu. IMF ve Dünya Bankası'nı kovacağız. Fakat Bush at pazarlığı diye niteledi bu pazarlığı. Eli boş döndüler. 1 Mart tezkeresi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmedi. El elde, baş başta gömlek, AK Parti'nin gömlek değiştirdik dediği yıllardı. Evet, eskiden olsaydı, yani o gömlek değiştirmeden önceki duruş olsaydı belki şöyle diyebilirdiniz. Efendim, biz önemli değil, hiç önemli değil bu durum. Biz Allah'ın ipine sarılarak buradan çıkarız. Siz ne yaptınız? IMF'nin ipine sarıldınız. Evet, IMF ile ilişkiler burada kaldı mı? Kalmadı. Bunun tadı alındı. Önceki hükümetin oradan kalan stat pay anlaşmasındaki kalan krediler kullanıldı. Sonra Mayıs 2005'te IMF ile bir stat pay anlaşması imzaladı. Sayın Erdoğan'ın başbakanlığı dönemi 10 milyar dolar kredi alındı. Onu da kullandılar, kullanıldı. Şimdi Sayın Erdoğan diyor ki, biz göreve geldiğimizde IMF'ye 23,5 milyar dolar borç vardı, bunu son kuruşuna kadar ödedik. Ya söyleye söyle kendisi de bu gerçek olmayan lafa inandı, devamlı söylüyor. Bunun 10 milyar dolarını siz anlaşma yaparak kendiniz aldınız, güle güle kullandınız. Şimdi ne diyor? Ülkemizi 74 yıllık IMF reçetelerine mahkum etmeyeceğiz. 74 yıl derken 1947 yılında Türkiye IMF ile ilk anlaşmayı yaptı diyor. Onu da düzelteyim. Türkiye 1947'de IMF'ye üye oldu. Anlaşma yapmadı. Onu da bir bilgi olarak sunayım. Şimdi diyor ki bu köhne IMF reçeteleri. Ya 20. standby anlaşmasını imzaladın. Şimdi köhne diyorsun. Bu standby anlaşmasına göre 70 milyar dolarlık da özelleştirme yaptınız. 70 milyar dolar. Şimdi diyor ki aslında demek istediği şu. IMF bizi kandırdı. Ya Sayın Erdoğan, bir kere de kandırılmamış olun. Bir kere de kandırılmamış olun. Şimdi ülkemizin önüne koyduğu tablo nedir? Çin modeli. Çin modeli. Türkiye'nin tarihsel olarak yönü daima batı olmuştur. Daima batı. 1999 yılında
zamanın koalisyon hükümeti 10-11 Aralık 99 tarihinde Helsinki'de yapılan zirvede Avrupa Birliği'nin tam üye adayı ilan edildi. Zamanın koalisyon hükümetini oluşturan partilerine, Demokratik Sol Parti'ye, Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve Anavatan Partisi'ne bu tarihi olay nedeniyle teşekkür ediyorum. Çok önemli bir şeydi. Bütün parlamentoda arkasında durmuştu o zaman. Onu da ifade edeyim. Sonra 2004 yılında iki partili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Erdoğan'ın Avrupa Birliği ile yapacağı müzakerelerde Türkiye'nin elini güçlendirmek için anayasa değişiklikleri yapıldı. Mutabakatla yaptık ve 17 Aralık 2004'te Brüksel'de Türkiye ile müzakerelerin 3 Ekim 2005 tarihinde başlaması kararlaştırıldı. Güzel. Bu iki tarih Türkiye-AB ilişkilerinde, Türkiye tarihinde dönüm noktasıdır. Çok önemlidir. Helsinki zirvesinden bu yana 21 yıl, Brüksel zirvesinden bu yana 16 yıl geçti. İktidarın gündeminde AB'ye tam üyelik falan böyle bir şey yok. Sorsanız bir sürü gerekçe söyleyebilirler. Şimdi ne diyor? Ne diyorlar? Efendim Çin modeli. Ya biz hep batıya yöneldik. Şimdi bizi doğuya mı yöneltiyorsun? Çin modeli. Nedir Çin modeli? Emeğin baskılandığı, otoriter bir rejimin olduğu, ekolojik kaygıların olmadığı, emeğin maliyetinin düşürülmesi suretiyle bir rekabet gücü elde etmeye dayalı bir model. Orta sınıfı yok eden bir model. Demokratik rejim de yok. Çin modeli derken acaba Çin, yani Çin'de bugünkü sistemin otoriter bir rejim olmadan uygulanması imkanı yok. Acaba Erdoğan'ın kafasının arkasında böyle bir şey mi var? Zaten ona doğru gidiyor Türkiye, malum özgürlükleri, hukuk devletini, bütün bu kavramları bir kenara atmış durumda. Kafada böyle bir şey de olabilir. Sayın Erdoğan, şunu söyleyeceğim. Bakın, şunu söyleyeceğim. Bu Erdoğan'ın AK Parti'nin 19 yıllık iktidarı ve Sayın Erdoğan'ın kişiselleşmiş iktidarının son dönemecinde aczin, tükenmişliğin, çaresizliğin itirafıdır. Olay budur. Şimdi bu beceriksizliğin üzeri, aczin üzeri Çin modeli diye bir kılıfla örtülmeye çalışılıyor. Eğer Çin modeli diyeceğine eğitime yatırım yapsaydın, teknolojiye yatırım yapsaydın, geleceğe yatırım yapsaydın, bugün Türkiye dünyanın sayılı ülkelerinden birisi olacaktı. Çin modeli diyor, bakın asgari ücreti arttırdık. Asgari ücret arttı. Asgari ücrete geleceğim. Ama konu Çin'den açıldığı için örnek vermek istiyorum. Çin'de, Çin'in dünyanın 10 büyük şirketi içinde 2 tane şirketi var. Teknoloji şirketi, Alibaba Grup, e-ticaret şirketi, Tencent, yapay zeka, teknoloji, internet. Alibaba 1999'da kurulmuş, diğeri 98'de kurulmuş. Yani Erdoğan eğitime yatırım yapsaydı, teknolojiye yatırım yapsaydı, geleceğe yatırım yapsaydı, gençlere yatırım yapsaydı, bugün Türkiye dünyanın ilk 10 büyük şirketi içerisinde bir teknoloji şirketine sahip olurdu. Bu Türkiye'nin gelişmişliğini gösterirdi maalesef. Şimdi sık sık Asım'ın nesli deniliyor. Evet, Asım'ın nesli. Ben de Asım'ın nesli diyorum. Mehmet Akif'in ideal karakteri, gençliği idealize ettiği karakter. İsmi gibi ahlaklı. Ahlaklı ama akıllı, hiçbir kötülük yok. Hiçbir kötülük yok. Takvası tam, ahlakı tam. İdeal bir genç. Ama orada bir şey var. Asım fen bilimi öğrenmek için Berlin'e gider. Berlin'e gider. Bakın, fenin önünü fen bilimi o zaman Türkiye'de yok. O yılları düşünün. Fen bilimi öğrenmek için Türkiye oraya gider. Şimdi Türkiye'de öğrenciler maalesef Türkiye'de fen bilimi öğrenme imkanı olmadığı için yurt dışında çare arıyor. Yurt dışında çare arıyor. Maalesef. Şimdi değerli milletvekilleri, bir taraftan saate bakıyorum. 15 dakikamız geçmiş. Maalesef evdeki hesap bazen çarşıya uymuyor. Biraz kısaltacağız. Şimdi Nas diyor Sayın Erdoğan. Nas. Evet, Kur'an emri. Yani Kur'an ve sünnet. Allah emri, peygamber
sözü. Kısaca Kur'an ve sünnet ne diyorsa ben bu yoldayım diyor. Hangi konuda? Faiz konusunda. Ben dün de faize karşıydım. Bugün de karşıyım. Yarın da karşı olacağım. Bu faiz indirimiyle ilgili olarak söylüyor. Peki, güzel, güzel. Aslında bu var ya, bu cümle milli görüş seçmenine selam. Gerçekte böyle bir şey yok. Yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle Saadet Partisi seçmeninin oylarını alabilir miyim kaygısından başka bir şey değil. Ama milli görüş seçmeni akıllıdır, bunları görüyor, değerlendiriyor, bunları yutmayacaktır. Şimdi, evet, Merkez Bankası faizi 2.15'e indi, 19'lardan 15'e indi, dün de 14'e indi. 15 üzerinden değerlendirme yapmıştım, fark etmez, 14'te olsa durum değişmiyor. Tüketici kredisi faizleri arttı, 1,5 puan arttı. Taşıt kredisi faizleri arttı. E hani faiz inince, Merkez Bankası faizi inince bütün faizler inecekti? Yok böyle bir şey. Ticari kredi faizleri indi ama 2,5 puan kadar. Ne yapıyor vatandaş? Krediyi alıyor. İhtiyaç kredisi bile olsa, tüketici kredisi bile olsa onu alıyor. Dolara gidiyor. Güvenmiyor size. Şimdi BDDK açıklama yapmış efendim. Biz bunları denetleyeceğiz. Böyle yarım yamalak bir şey söylüyor. Yasal yetkisi yok. Bankaya vatandaş gitse ben kredi alıyorum dese banka nerede kullanacaksın mı diyecek. Yani ticari bir şirket gitti ticari kredi alacak. Alır dolara yatır. Nitekim o ticari şirketlerin o dolar mevduatı da artıyor. Şimdi dostlar şeyde görsün. Fakat ne oldu biliyor musunuz? Merkez Bankası politika faizini düşürünce hazinenin borçlanma maliyeti arttı. Arttı. Merkez Bankası'nın faizi %19 iken hazine Eylül ihalesinde %17.67 ile borçlanmıştı. Merkez Bankası faizi 15'e indi, hazinenin borçlanma faizi %22.70'e çıktı. 5 puan arttı. Ne diyordu Erdoğan? Faizleri düşürünce paradan para kazanan dışında kimsenin zararı olmaz. Paradan para kazananlar şimdi oh mis gibi deyip 5 puan daha fazla kazanıyor. Bankalar ne yapıyor? Ulus'taki Merkez Bankası'ndan %15 ile parayı alıyor. Eskişehir yolundaki hazine binasına gidiyor. 22.70 ile hazineye veriyor. Sizin hakkınız var mı? İktidarın hakkı var mı buna? Vatandaşın parasını, pulunu böyle heba etmeye, devletin hazinesini yağmalatmaya hakkı var mı? Gelelim işin mevduat faizi tarafına. Mevduat faizleri indi. Merkez Bankası faizi iken, faizi %19 iken mevduat faizi %17.5'tu. Onun altında niye? Enflasyon da altında mevduat faizi. Vatandaş güveniyor. Merkez Bankası'nın duruşu sıkı. Enflasyon da inecek. Türk lirasında tutuyor parasını. %17.5'da tutuyor. Şimdi Merkez Bankası faizi indirdi. Mevduat faizi kaça indi? %14.5'a. Yani bankalar bir aylık vadeli mevduatı söylüyorum. Diğerlerinde durum daha da feci. Şimdi bankalar vatandaştan o milyonlarca vatandaşın küçük tasarruf sahibinin, Ayşe'nin, Fatma'nın, Hüseyin'in onların 10 bin lirası, 20 bin lirası, 30 bin lirasının faizini düşürüyor. Enflasyonun altında bir faiz veriyor onlara ve bankalar %14.5'le aldığı parayı, mevduatı %22.70'le hazineye veriyor. Mis gibi. Sayın Erdoğan, bu vatandaşın parasını bu şekilde çaldırmaya, vatandaşın cebinden paranın eksilmesine izin veren bir nas var mı? Bunun adı Akbaba kapitalizmidir. Erdoğan modelinin adı Akbaba kapitalizmi. Akbaba. Akbabalara yem ediliyor. Yem ediliyor. Ayrıca dün düşük faiz demiyordunuz Sayın Erdoğan. Düşük faiz demiyordunuz. Bir tablo göstereceğim. Burada tablolarım var. Hepsini gösteremeyeceğim ama bunu göstermek istiyorum. Bakın. Bunu daha evvel bir Maliye Bakanlığı bütçesinde göstermiştim. 2003-2007 döneminde devlet iç borçlanma senetlerinin
faizi. %10 reel faiz. Reel bu, enflasyonun üstünde faiz. %10 veriyordun. Dün de faize karşıydım. Yok böyle bir şey. Şimdi reel faiz %1'lerde. Sıfır hatta. Şu anda sıfırdır yani. Son kararlardan sonra sıfırdır. Reel faizin %10 olduğu dönemde yatırımlar bir önceki yıla göre %19 oranında artmış. Ya faiz yüksek nasıl yatırım artar? Artar arkadaşlar. Geleceği görebiliyorsa insanlar, yatırımcılar, ona göre hesabını yapar, yatırımını da yapar. Faizi istediğin kadar indir, geleceği göremiyorsa kimse, yatırım artmaz. Bakın burada 2008-2014'te reel faiz 2'ye inmiş, yatırım artışı 7'ye. Ona göre bakın 2018-2021 Eylül'de buraya gelmiş, şu anda 0. Yüksek faiz iyidir diye bir şey yok. Düşük faiz daima daha iyidir. Düşük faiz, ama ekonomide her şeyi berbat etmişseniz yüksek faize mecbur kalırsınız belki. Mecbur kalırsınız. Şu Merkez Bankası başkanlarının dönemleri. 2 yılda 4 Merkez Bankası başkanı değiştirdiniz. Bu 4. başkan yani. Murat Çetinkaya, Murat Uysal, Naci Abal. Şurası da şimdiki başkan. Şu 2019-2020'de biliyorsunuz 128 milyar dolar satıldı. Yani o zamanki politika olmayan dolar satıldı. İşte bankalardan swaplarla bu paralar toplandı, piyasaya sürüldü. Piyasaya TL kredi veriliyor. Giden krediler dolara yöneliyor. Doları baskılamak için piyasaya dolar sürülüyor. Böyle bir devri daim. John Ahmet'in devri daim makinesi gibi. 128 milyar dolar satıp da 2009 yılı başındaki 5 lira 46 kuruşluk dolar kurunu 2 yılın sonunda 8 lira 53 kuruşa çıkarma başarısını, parantez ünlem, siz gösterdiniz. 128 milyar dolar sattınız, dolar kurunu %50 oranında zıplattınız. Dünyanın en pahalı ekonomi dersi diyeceğim ama bu dersi almadınız ki. Benim oğlum bina okur, döner döner yine okur. Şimdi kur fırlıyor, kur fırlıyor. Merkez Bankası çekingen müdahalelerde bulunuyor. Bakmayın, müdahale parası yok çünkü. Parası yok. 8.53'e gelmiş. Naci Abal geliyor, faizi 19'a yükseltiyor. 8.53'lük kuru 7.22'ye indiriyor o dönem. 6.90'a indiği dönemde var, sonra yok ediliyor. Şimdiki başkan geliyor, getiriliyor. Faiz 14'e indi. Kur şu anda 16 lira ama kürsüye çıkana kadar bunlar değişmiş olabilir. Değerli milletvekilleri, sürem çok geçiyor. Akbaba kapitalizmi dedim. Fındıktan örnek vereceğim. Türkiye fındık üretiminde dünyanın en büyük üreticisidir. 1/4'ünü üretir dünya üretiminin. Ürettiği ürünün 1/4'ünü de yurt dışına satar. Giresun Ticaret Borsası'nın kayıtlarına baktım. Ekim ayında 27 lira 44 kuruştan fındık almış. Toprak Mahsulleri Ofisi, pardon, yani ofis almış, yanlış söylüyorum. Ofis 26,5 lira fiyat ilan etmiştir. Demek ki randıman biraz iyi, 27,44'ten almış. O zamanki kur 8 lira 80 kuruş. Hesap ediyorum 3.1 dolara geliyor. Türkiye 2015-2016 yılından bu yana kilogramı 3.1-3.2 dolardan fındık ihraç etmiştir. 2014-15'i örnek vermiyorum. Orada rakam 6 dolardır. Fındık ihraç etmiş. Şimdi bakıyorum, bu dolar kuruyla hesap ediyorum, fındık fiyatı 2 dolara inmiş. 3.1 demiştim. 3 dolar diyelim. Şimdi 1 dolar, hatta 2.8'e falan iniyor. 2 diyelim. 1 dolar kilogramda üretici zararda. Bu fiyattan da ihraç edeceğiz onu. 600 bin ton ihraç edersek 600 milyon dolar. Sayın Erdoğan, yani fındık üreticisinin 600 milyon dolarını İtalyan Ferrero'ya, Avrupalı Nutella tüketicisine, çikolata tüketicisine ikram etmeye senin hakkın var mı? Bir dönem bir tarım bakanına Fransız hükümeti şövalye nişanı vermişti. Fransız tarımına yaptığı katkılar nedeniyle sanıyorum çikolata ve Nutella tüketicileri de
Sayın Erdoğan'a bu hizmeti nedeniyle, 600 milyon dolarlık bu desteği nedeniyle bir madalya vermeyi ihmal etmezler. İşte bu da Akbaba kapitalizmidir. Şimdi şeye gelmek istiyorum. Aslında şu asgari ücrete gelmek istiyorum. Asgari ücret çok önemli bir konu. Asgari ücret açıklandı dün. Hesabını yapıyorum. Dün 274 dolardı. Öğlen danışmanımla çalışıyorum. Hesap ettik, 266 dolara geldi. Buraya geldim genel kurula, 259 dolara geldi. Kürsüye çıkarken 251 dolardı. Şimdi kürsüden indiğimde kaç dolar olacak bilmiyorum. Yani 4250 lirayla ilgili genel başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu dün bir açıklama yaptı. 2021 yılı başında bu 384 dolardı. Onun karşılığı 5760 liraydı. 60 lira. Yani bunu verirseniz bir anlamı olur. Yok. Bu popülizm ya, her şey dolarla mı? Bakın ben rakamları çıkardım. 2007 yılından bu yana Aralık ayı kurlarını aldım. Aralık ayı dolar kurlarını aldım. 2007 yılından bu yana asgari ücretin Aralık ayındaki tutarı hep 300 doların üstünde. 330, 350, 370, 380 dolarlar var. Şimdi 274 dolar. Aslında şimdi bunu kıyaslamak da doğru değil. Önümüzdeki yılın Aralık ayında bunu kıyaslamak lazım ama bir ölçü diye şimdi söylüyorum. 274 değil, pardon. Şimdi 250'ye indi kürsüye gelirken, inerken bakalım kaç olacak. Şimdi efendim dolarla olmaz ya, dolarla mı yaşıyorsunuz? Bak Aralık ayı kurlarını aldım. Hadi ekmekten gidelim. Ekmek. Geçen sene ekmek 1,5 liraydı. Pardon, 2000 Ocak ayında, bu yılın Ocak ayı 1,5 liradan 1883 ekmek alınıyordu. Şimdi 2,5 lira, fırıncıların zam talebi var. 3 lira olsun istiyorlar. Herhalde önümüzdeki yılın ilk aylarında olur olmaz bilemem ama böyle bir talep bekliyor. 2,5 liradan hesap ediyorum. 1700 ekmek alıyor. Nerede 183 ekmek? Şimdi bana çıkıp şey demeyin. Efendim yok, onun gramajı buydu, şuydu falan. Hayır kardeşim. Siz ekmeğe mahkum ettiniz insanları. İktisatta okulda bir şey öğrenmiştik. Giffen paradoksu. Bir malın fiyatı artarsa talep düşmez, talep düşmez, artabilir. Onun benzeri, aynı şey değil ama benzeri. Şimdi insanlar daha çok ekmek tüketiyor. Niye? Çünkü diğer gıda maddelerine ayıracağı para azalmış durumda. Ekmekle doyuyum diyor. Ekmekle doyuyum diyor. Değerli milletvekilleri, tabii ki bunlar Türkiye'yi yöneten AK Parti grubunu kastetmiyorum. Ama Türkiye'yi yöneten kadronun ilgisini çekmiyor. Tahsin Yücel'in bir Gökdelen romanı vardır. Çok güzel bir romandır. 2073 İstanbul'unu anlatır. Gökdelen olmuş artık her taraf. Cihangir'de bir tane bahçeli iki katlı bir ev. O evi de işte müteahhit onu alıp gökdelen dikmek ister. Çok güzel bir kurguyla anlatır böyle özelleştirme politikaları. Yargının dahi özelleştirildiği bir sistem. Tahsin Yücel çok iyi analiz etmiş onları. O adamın mücadelesini anlatıyor orada. Gökdelenler o kadar çoğalmış ki artık zenginler en üst katlarda ötüyor. Yeryüzüne inmiyor helikopterlerle ya da şeylerle, o işte teknolojinin getirdiği o tek kişilik uçan aletlerle oralara gidiyorlar. Geliyorlar, yeryüzündekilerin haberi yok. Saraydakilerin artık otellerdeki kırmızı halılarda yürümekten, vatandaşın arasında dolaşmaya hali mecal yok. Vatandaşın durumunu bilmiyorlar. Durumunu bilmiyorlar. Bilseler Tahsin Yücel orada yılkı insanları diyor. Yani insanlar aç, sefil, o tabiatta başıboş dolaşan yılkı atları gibi yılkı insanları tasavvur etmiş. Siz tabii, siz derken yönetici kadroyu kastediyorum. Onlar takvadan günah işleme özgürlüğüne geçtiği için bütün bunlardan haberleri yok. Şimdi sürem bitiyor değerli milletvekilleri. Şimdi son cümleleri söyleyeyim. Şimdi Türkiye'yi yöneten kadronun gömlek değiştirmeden önceki yıllarda yerli arabaları vardı. Tofaş, Şahinler, Renault'lar. Onların arkasında Huzur İslam'da diye bir şey yazardı. Huzur İslam'da yazardı. Şimdi
Ne oldu biliyor musunuz? Önce gömlek değiştirildi. Sonra arabalar değiştirildi. Sonra mahalle değiştirildi. Yeni evlere taşınıldı. Şimdi o yeni evlere giderken kullanılan o milyonlarca liralık arabaların arkasında hiçbir şey yazmıyor. Huzuru bulmuşlar anlaşılan. Sayın Hamza Çebi, bir dakika veriyorum. Teşekkür ederim. Tamamlıyorum Sayın Başkan. Son olarak bir fotoğraf göstermek istiyorum. Fotoğraf bu. Hani saraydakilerin artık gitmediği eski mahallenin fotoğrafı. Ucuz ekmek kuyrukları. AK Parti iktidarının 19. yılında insanlarımızı ucuz ekmek kuyruklarına mahkum etti. İyi ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi var, Ankara Büyükşehir Belediyesi var. İyi ki CHP'li belediyeler var. Hiç değilse vatandaşa ucuz ekmek veriyorlar. Buralarda kaldı. Maalesef bu mahallelere arada bir gidip dolaşmanızda yarar var değerli arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Katılmasak da bu bütçenin hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.